Sayın seyirciler, Diyarbakır'da işitme engelli çocuk ve kadınlar il müftülüğünce açılan kursta işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Ayrıca onlara temel dini bilgileri öğrenme imkanı da sağlanıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle dersimize başlıyoruz. Diyarbakır Müftülüğü, işitme engelli vatandaşların doğru dini bilgiyi en iyi şekilde öğrenmesi için önemli bir projeye imza attı. Diyarbakır Müftülüğü'nce açılan kursta yaşları 14 ila 35 arasında değişen işitme engellilere Kur'an-ı Kerim öğretiliyor. Kursa katılan engelli çocuk ve kadınlar hem dini bilgi ediniyor hem de işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuyor. Öncelikle bir engelli yakınının bize ulaşması, işitme engelli iki öğrencimle Kur'an-ı Kerim eğitimine başladık. Daha sonra birbirlerine haber vermeleri ve bizim bölgede, alanda yapmış olduğumuz aile ziyaretleriyle işitme engellerinin tespiti, daha sonra da üniversiteye giden işitme engelli öğrencilere de kendi içlerinden haber gidince, burada engelli koordinatörlüğü birimimiz olarak bir sınıf açtık. Bu sınıfta bireysel olarak, aynı zamanda toplu halde de haftada 3 gün derslerimiz oluyor. Eğitmenler işaret diliyle dini bilgileri öğrenmenin aynı zamanda bir gönül işi olduğunu düşünüyor. Şimdi işitme engellerle çalışmak bir kere gönül işi. İşaret dili boyutu var. Daha sonrasında gönül diliyle konuşma boyutu var. Bir de eğitimsel faaliyetlerde sabır çok önemli. Normal engelli grupları duyabiliyor, konuşabiliyor ama işitme engeller gerçekten kavramları anlama ve fark etme noktasında biraz daha zorluk çekiyorlar. Dini kavramlar literatürünü de onlara verebilmek için zaman çok uzuyor. Kursiyerler yaptıkları işin manevi heyecanını ve ibadetlerini daha büyük bir mutlulukla yapacak olmanın sevincini yaşıyorlar. Fatma ile birlikte buraya geldim. O bana söyledi, Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyor musun? Ben de çok istiyorum. Gerçekten çok seviyorum. Allah razı olsun. Çok sevdiğim için buraya geldim. Dün de Kur'an-ı Kerim'e geçti. Küçükken... Evet. Evimizde ablamlar Kur'an-ı Kerim okumayı biliyordu. Ben de bakıyordum, öğrenmek istiyordum ama anlamıyordum. İşaret dili de bilmedikleri için ben hep kenarda oturuyordum, bekliyordum. Konuşuyorlardı. Ben işitme engelli tek başıma evdeyim. Sabrettim. Sonra Allah bize nasip etti. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendik. Onları kıskanıyordum. Artık şimdi onlar da beni, işitme engellerin önünde bir engel olmadığını gördüler. Bütün işitme engelliyle beraber süper oldu. Allah razı olsun.